şimdi konumuz ışığın kırılması. Kırılma konumuzda ışığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçişi sırasında hızında ve doğrultusunda bir değişiklik olabilir. Şimdi biz bunları yorumlamaya çalışacağız. Öncelikli olarak eğer ki ışınımızın bu ayıran yüzeylere iki yüzeyi birbirinden ayıran doğrultuya gelme açısını bulmamız gerekiyorsa ne yapacağız? Öncelikle normal dediğimiz bir doğrumuz var. Onu çizmemiz gerekiyor. İki yüzeyi birbirinden ayıran yüzeye atılan dik bizim için arkadaşlar normaldir. Ve gelen ışının, gelen ışının normalle yaptığı açıya gelme açısı kırılan ışının normalle yaptığı açıya da kırılma açısıdır diyeceğiz. Ve arkadaşlar burada bazı bağıntılarımız var. Biz bunlara sinel bağıntısı diyoruz. Ve bu sinel bağıntısına göre de gelen ışının normalle yaptığı açının sinüsü. Sinüs i. E, çarpı n1. Birinci ortamın kırıcılık indisi. Eşittir diyorum. Sinüs r çarpı n2'dir diyebiliriz. Aynı zamanda buradan artık sinüs i bölü sinüs r'nin n2 bölü n1'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar burada hız değerlerimiz ise ışığın ortamlardaki hızı için kırıcılık indisi arttıkça o ortamdaki ışığın hızı da azalacaktır diyebiliriz. Yani kırıcılık indisi büyük olan ortamlarda ışığın daha yavaş ilerlediğini söyleyebiliyorum. Yani kırıcılık indisi ile hızlarımız ters orantılıdır. Hızlarla da dalga boylarının doğru orantılı olduğunu söyleyebiliyorum. Peki burada bizim kırıcılık indisi dediğimiz şey artık nedir? Onu yorumlamaya çalışalım. Işığın kırıcılık indisi yani ortamın kırıcılık indisi. Ortamın kırıcılık indisi alınırken mutlak kırıcılık indisi olarak da ifade edilebiliyor. N eşittir C bölü V'dir diyebilirim. Yani ışığın boşluktaki yayılma hızının ortamdaki yayılma hızına oranı bize neyi verecektir arkadaşlar? Buradaki kırıcılık indisini verecektir diyebiliyoruz. Şimdi burada kırılma ile ilgili bazı özelliklerimiz var ve özel durumlarımız var. Eğer ki ışınlarımız ayırıcı yüzeye dik bir konumda geliyorsa hiçbir kırılmaya uğramadan ne yapacaktır arkadaşlar? Doğrultusunu değiştirmeden yoluna devam eder. Burada değişen şey sadece ışığın hızıdır diyebiliyorum. Yani N1 büyüktür, N2 ise o zaman ne olacaktır? V2 büyüktür, V1'dir diyebiliyorum. Ya da N2 büyüktür, N1 ise Hızlar ters orantılıysa V1 büyüktür, V2'dir diyebiliyoruz arkadaşlar. Eğer ışınımız bu sefer ayırıcı yüzeye dik gelmiyorsa yani belirli bir açıyla geliyorsa diyelim ki alfa kadarlık bir açıyla geldik. Ve ışınımızın uzantısını da şu şekilde çiziyorum. Ve kırıcılık indisi az olan bir ortamdan kırıcılık indisi çok olan bir ortama doğru gelen bir ışın varsa bu ışınların kırılırken normale yaklaştığını söyleyebiliyoruz azdan çoğa gelen ışınlar ne yapacakmış? Normale yaklaşacaktır diyebiliyorum. Eğer tam tersi çoktan aza gelen bir ışın varsa bu ışınların da normalden uzaklaşması gerektiğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve yine ne olacaktır? Buradaki hız değerlerini yazarken V1 büyüktür V2'dir diyebiliyorum. Burası için de V2 büyüktür V1'dir diyebiliriz. Burada yine ee, bazı notlarımız var. Ee, az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama gönderilen ışın normale yaklaşır. Çok kırıcı bir ortamdan az kırıcı bir ortama gönderilen ışın normalden uzaklaşacaktır. Işın iki ortama ayıran yüzey dik olarak gönderilirse doğrultusu değişmez. Gelme açısı artar ya da azalırsa kırılma açısı da buna bağlı olarak artar ya da azalır diyebiliriz. Arkadaşlar bu zaten sinel yasasından geliyordur. Şöyle düşünebiliriz. Şuradaki kırılma açımıza beta diyelim. M1 çarpı sin alfa eşittir n 2 çarpı sinüs beta'dır diyebiliyorum. Ve senin buradaki açı değerin arttıkça otomatikman diğer taraftaki açı değerinin de artması gerektiğini söyleyebiliriz. İki ortam arasındaki indislerin büyüklükleri arasındaki fark ne kadar büyükse ışığın sapma miktarı da o kadar büyüktür diyebiliyoruz. Çok yoğun ortamda ışığın az yoğun ortama göre daha yavaş ilerlediğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Müzik